Selam, ben Zafer Akçay. Bu haftaya çok izlenen Ayşegül'ün videosuyla başlıyoruz. Ayşegül arkadaşıyla sürerken orada bir şeyler oluyor. Fren miren çarpıyor. Teyzenin üstüne o yere Ayşegül tutuyor falan derken olay karışıyor. Dinleyelim. Dur, bekle. Bir şey. Sen abla düştün, sende var mı bir şey? Niye tuttun? Daha çalışırken ya. Abla sende bir şey var mı? Sen gel, gel gel. Sana ben 2-3 gün namaz kılamam. Ay. Özür dilerim. Ay yavrum vallahi korktum sana bir. Hadi gel. Çocuklara dur. Dur hocam. Çocuklara yol vereceğiz diye. Çocuklara yol vereceğiz tabii ki. Çünkü orası bir yaya geçidi ve yayalar var. Ayşegül'ün de bunu görmesi gerekiyordu. Şimdi gelin şu sevimli videoyu bir başa alalım. Keşke her kaza böyle olsa gerçekten de. Ayşegül arkadaşıyla sürüyor. Şu anda bakın sağ konuma geçiyor çapraza ve gayet iyi. Ancak oradaki skuterli arkadaşının geri geri çıktığını görünce sanıyorum Ayşegül kendini biraz daha sola alıyor. İşte yaptığı hatanın başlangıcı bu. Bu arada manet eğik. Demek ki daha önce de sağa düşmüş. Belki daha çok kapalı alan çalışması gerekiyor motor hakimiyeti için. Ve yaya geçidi tabelasını görmesi gerekiyor. Yayaları görmesi gerekiyor. Geçiş üstünlüğü onların. Arkadaşının fren lambası yanıyor. Görmesi gerekiyor. E şimdi bunların hiçbirini görmeyince böyle bir kaza kaçınılmaz yaşanıyor. Abla çok güzel tutmaya çalışıyor. Birlikte düşüyorlar. Kalk kalk kih kih. Yani çok güzel tepkiler bunlar ama orada ciddi yaralanmalar da olabilirdi. Bakın Ayşegül'de ayakkabı yok, pantolon yok. Ayağı kırılabilir, bacağı kırılabilir. Abla oradan düşerken kafasını vurabilir. Oradaki demirlere takılabilir, ayağını kırabilir. Kaza kazadır. Bu çok hafif atlatılmış. Tabii ki onlar da gülüyorlar. Bu da çok normal. Ama şunca az kaza bile, yani küçücük kaza bile büyük sonuçlara sebep olabilirdi. İlk akla gelen Ayşegül'ün ayağının zarar görmesi, bacağının zarar görmesi. Çünkü orada hiçbir koruma yok. Bunu yapmayın. Çocuklara yol verin. Yayaların hepsine yol verin. Orada üstünlük o. Bu bir lütuf değil. Buna zorunlusunuz zaten sevgili arkadaşım. Bu arada kurye de yardım ediyor. Tebrikler. Hadi bakalım. Melih'in olayıyla devam edelim. Daha doğrusu Melih'in olayı değil de öndeki skuterci arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edin. Burada en çok neye dikkat etmesiniz gerekiyor mesela? Bir fikir verin. Ben olsam şuna dikkat ederdim deyin. Var mı öyle bir fikri olan? Evet, bilenler belli. Tabii ki raylara. Tramvay rayları çünkü büyük şehirlerin birçoğunda tramvay kullanılıyor ve bu rayların üzerinden geçmek zorundayız. Arkadaşlarımız da geçiyorlar ama çok dikkat etmek lazım. Yani çok paralel olmamak lazım o raylara. Yoksa böyle kaçınılmaz kazalar olur. Zaten ne kask var, ne mont var, ne bir şey var. Birinde kask var sadece o kadar. Gerisi Allah'a havale. E şimdi burada düşünce neyse ki üstüne düşüyor. Kasksız olan diğerinin üstüne düştüğü için kurtarıyor. Yoksa ciddi yaralanma olabilirdi burada da. Raylara dikkat etmemiz gerekiyor. Çok paralel değil, biraz daha açılı bir şekilde orayı geçmemiz lazım. Değil mi? Süren biri bugün yardırıyor nedense. Sağdan olmaması gereken yerden, olmaması gereken çizgiden gidiyor. Neyse çizgi geldi ama bir şerit geldi ama bu da sağ ayrılma şeridi. Araba da çıkıyor. Ha ondan sonra sola giderken bariyer, dubalar falan ortalık karışıyor. Bakalım ne yapabilirdi? Bir kere şuralarda çok önceden şu çizgi düz çizgi haline gelmeden önce geçmesi gerekiyordu sola. Eğer ki sola gidecekse. Ne işin var senin hala sağ şeritte çıkış şeridinde? Bak araba çekilince tadam sürpriz oldu işte. Oradaki dubalar ve onlara çarpıyor. Kenara biraz çarpıyor. Arabaya biraz dokunma var. Her şey çok daha kötü olabilirdi. 2'de 2 ucuz atlatılmış kazalar bölümündeyiz bugün galiba. 2'de 2 ucuz ama her zaman öyle olmaz. Kubilay'la sürelim bu kez. Evet, Çağlayan Adliyesi'nin orası alt geçit. Çok çok acayip bir yer burası gerçekten. Sürmesi çok zor çünkü ikiye ayrılan yollar falan var. Bu biraz en sağ şeritten gidiyor ama en sola geçecek aslında. Bakın buralar müsait. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ondan sonra sinyal, ondan sonra sola doğru hareket, ondan sonra kaza. Niye oldu?
Şimdi bakalım bir daha. Gelin. Giriyoruz. Solda kaç şeridimiz var? Dört şeridin var. Üç var şimdi. Dört oldu. İyice sağa geliyor taksiden dolayı Kubilay. Şimdi bakın. Durduralım. Sadece en sol, yani dördüncü şeritte sola ok var. Diğer okların hepsi düz. Kubilay'ın ne yapması lazım? Dördüncü şeride ilerlemesi lazım. Üç şerit düz gidecek. Dördüncü şeritte sola ok var. Şimdi buralarda niye oyalanıyorsun? Geçsene. Değil mi? Aralara derelere giriyorsun. Şimdi düz gelen şerit, üçüncü şeritteki adamın sola ya da sağa gitme opsiyonu var. Ama senin yok. O da sağa gitmeyi tercih ediyor. Burası da biraz garip bir çizgi hatası da olabilir ama dinleyelim. Sen ne? Oradan da oraya mı geçilir? Ben de nereden sinyal vermişim? Bak izleyelim mi? Gel izleyelim abi. Abi neyi tamam nereye vurdun da kırdın? Arkadaşı tamam deyince Kubilay ona da kızıyor. Şimdi oradan oraya geçilir mi? Ya, sen dört şerit geçiyorsun. O şeridinde gidiyor. Ya bir daha izlesene sen Kubilay videoyu. Olur mu? Dumanla devam. İki şeritli yol, sağlı duraklar, muraklar, yayalar falan. Bir makas atayım diyor Duman. Giriyor oraya. Öndeki araba fren yapıyor. Duman gidiyor. Anlamsız bir şekilde arabaya vurup düşüyor. Al başı al. Bak şimdi. Gidiyor. Aynalar da bu arada bir garip. Kapalı mı hafiften? Neyse efendim. Sağa geliyor. Şimdi. Durduk. Bu arabanın fren lambaları yanıyor mu? Duman. Yanıyor. Sen niye burada yavaşlamıyorsun? Ya da yeterince yavaşlamıyorsun. Bunu yaparsan kendini kurtarırsın. Bak şimdi böyle bir fren var mı ya? Bak böyle fren. Şu üç parmağı bir kere manet buraya sıkışır, sıkamazsın o freni. Ve sonuçta olan bu olur işte. Fren yapmayı dört parmak, iki parmak motorunuza göre neyse artık. Mesut, ana yolda bak. Bu ne demek? Sen ana yolda gidiyorsun. Tali yollar var. Kenardan bağlanan. Peki o zaman gidiyoruz. Şimdi şurada durdum. Bu arkadaş soldan gelen, tali yoldan gelen arkadaş Mesut'a çarpar mı? Ticari. Çarpar mı? Değil mi? Bak. Çarpıyor mu? Hemen cevaplayalım. Çarpıyor. Çarpar canım. Burası Türkiye falan diyorsan eğer değil. Ben seni kandırdım. Şimdi doğru film oynatayım. Soldan trafik. Burası İngiltere. Sağdan gelen, tali yoldan gelen çarpar mı? Vallahi İngiltere'de bile çarpıyor. Ha içindekinin uyruğunu bilmiyoruz tabii. O muamma. Buracan. Giderken Buracan koskoca körüklü otobüs yaldır yaldır sağdan sola durağa gidiyor. Vay canına. Ne var bunda diyebilirsiniz de var bir şeyler. Bak yeşil yanıyor. Buraya yeşil, otobüse kırmızı yanıyor. Koskoca otobüs buranın canına kast ederek oradan dönüyor. Buna kimsenin hakkı yok. Hakan çok güzel bir yolda ilerlerken karşıdan da bir motor geldi. Ne var bunda diyebilirsiniz. Dur acele etme. Dur durdu. Bak ne var kardeşim. Gitsene kendi şeridinden. Koskoca şerit ya. 2,75 3 metre arası sığamadığında bu şeride mi geçtin? Allah aşkına kendi şeridine gitmeyi bilmeyen kullanmasın şunu ya. Şimdi önemli bir konu. Motoru da burası da Cide. Bakınız. Bu sevimli hayvanlar, köpekçikler, işte sabah action'larını almak üzere artık neyse bunun sebebi bilmiyorum. Köpek niye motoru kovalar ondan da çok emin değilim ama bir sürü motor otoyu kovalıyor. Şimdi o kaçarken yanlış bir hareket yapsa ya da köpeklerden birine çarpsa yere düşse, köpek zarar görse, motor ota zarar görse bir tarafını kırsa ne olur? Bunun cevabını kim verecek? Ha, bak hızlanıyor çocuk kaçmak için. Ve o sırada bir şey oldu, kaza yaptı. İkinci gün aynı yer. Aynı köpekler. Bir sürüler çünkü. Yine bakın sağdan gelip bak önüne kırıyor. Motoru da o sırada panik yapsa ne olacak? Düşse bir tarafını kırsa hayatını kaybetse ne olacak? Köpekleri çok seviyorum. Bayılıyorum ama onların yeri sokaklar değil evler. Son olay Melih C. İki Melih'imiz vardı çünkü. Karanlık bir yoldan Bostanlı'ya doğru. Bostancı mı? Ay ikisini nasıl karıştırıyorum yani. Neyse oraya doğru iniyor. Bak şimdi bak ne olacak. Bir şeyler var. Fren mi ha? Kağıt toplayıcıları gördün mü?
Gördün de ne zaman gördün? Bu sorunun cevabını vermen lazım. Ne zaman gördün? Çok geç. Bak o da çok geç görüyor. Bir değil. Hem de iki tane varlar ya. Bak bir tane önde bir tane de solda gördün mü? İki taneler bunlar. Gündüz fotoğrafını çektim tam o yerin. Şimdi gündüz sürse Melih onları görür mü? Çok rahat görür. Gece görür mü? Çok zor görür. Şimdi ben gece sürmeyin. Zevk için en azından gece sürmeyin. Hadi kuryeyseniz iş yapıyorsanız sürün de zevk için gece motosiklet sürmeyin. Dikkat bölümü Volkan'dayız. Şimdi önde bir kamyon, iki kamyon falan. Orada bir şeyler var. Ha evet, kasa düşmüş. Olsun Volkan'ın şeridinin dışında bir şey olmaz. Ha olur mu? Kamyon bir dokunur, bir pas verir. Hop senin önünde. Volkan ne yapabilirdi burada? Tam burada. İngilizce swerving, kıvırmaca. Yani bir kaçış hamlesi. Bunun nasıl olduğunu ders bölümünde size kısaca anlatmaya çalışacağım. Tamam. Eren'e geçtik. Çok güzel bir yer. Fethiye burası galiba. Eren sürüyor. Tek kol nerede Eren'in? Sol kol nerede Eren ya? Hah geldi. Şimdi ileride araba diğerine yol veriyor ve yaya geçidi olduğu için duruyor. Ama Eren hiç oralı değil. Yaya geçidi falan. Eren'cim şu işaretle bir duracağız ya. Bak yayalar var orada. Değil mi? Dikkat lütfen. Ama Eren'in dikkati arkadan gelen şu spesyalde de ondan. Biliyorum ben. Berke sürüyor. Aynayı küt vurdu kamyonete. Geri geliyor. Bir şey var mı ya da? Var mı bir şey? Bir şey yok. Tamam o zaman gideyim diyor. Ve Berke çareyi buluyor. Bilgiye gerek yok. Bilgiyi kapatalım. Ne gerek var ya bizim bilgi almamıza arkadan gelen. Biz aynayı kapatırız olur biter. Sağ aynayı da kapattık. Artık rahat rahat geçeriz değil mi Berke? Sorular ve sorulara cevaplar. Şimdi Talha kırmızı ışıkta duruyor. Yeşili bekliyor haliyle. Eldivenler nerede? Peki durdurduk. Hadi soralım bakalım ne beklenir. Bu arada yayalar da kırmızıda geçti ha. Ne beklenir? Yani yaya kırmızı yanıyordu sonuçta. Ters yönden gelen, karşıdan gelen bir araç beklenir mi? Vallahi beklenir. Beklenir. Başka? Ha bir de bu gelsin. Bunu da bekleyeceksiniz. Tövbe tövbe diyesi geliyor insanı gerçekten de. Muhammed olmaması gereken yerde sürerken bunu hep söylüyorum. Şimdi geldik bir dakika durdurdum. Hadi bakalım ne beklenir. Sağda bir cep var. Orada park etmiş otobüs gibi bir şey var. Soldan akan bir trafik var. Ne beklenir? Hadi biliyor musunuz? Ya soldaki kamyon oraya girebilir. Bunu beklemiyordunuz değil mi? Evet, tabii. Batuhan'la devam edelim. Yine bir kırmızı ışık. Yeşil yandı. Bir saniye geçti. Batuhan hareket etti. Ben de durdurdum. Sordum ne beklenir diye. Bak yeşil yandı. Bir saniye hareket etti. Bunu bilirsiniz tabii. Kolay bir soru. Bunu bekleyin diye gösteriyorum size. O araba oradan nasıl gelir? Gelir. Ders bölümünde Talha'yı içeceğimizi söyledim. Şimdi bakın. Kamyon gidiyor. Yolda kasalar var. Kamyonun tekerleği dokunuyor ve pası veriyor Talha'ya doğru. Ne yapabilirdi burada? Az önce de söyledim. Kıvırmaca hareketi. Nedir bu? Gelin şimdi bakalım şöyle bir hareket. Bak gökten taş bile yağsa burada bile yapabileceğim bir şey var. Bakışı çevirirsin, debriyajı aynı anda sıkarsın ve ondan sonra tekrar sert bir kontra ile yönlendirirsin. Önce bakışla birlikte debriyaj, sert kontra, arkasından normal gidişe bakış ve debriyajı yavaşça bırakma. Debriyajı niye çekiyoruz burada? Hareketin kolaylaşması için arkadaki itişi keserseniz debriyajı çekerek o zaman motosikletiniz çok daha seri bir şekilde sağa doğru gidecektir. Çünkü trafikte buna ihtiyaç var. Sıralayalım. Bakış ve debriyaj aynı anda. Yani motoru götürmek istediğinizde sert bir bakışla debriyaj aynı anda. Sonra bir sert itme hareketi. Kontra gibi değil bu. Daha sert bir itme. Ve kontrada motor kadar yatarsınız ama kıvırmacada motor yatar, siz dik kalırsınız. Çünkü çok ani bir harekete ihtiyacınız var orada. Anlaşıldı mı? Debriyajda bakış ve sert kontra. Sonra tekrar döndük önümüze ve işin püf noktası debriyaj çekili ya. Bırakırken tekrar yavaş bir şekilde yani yedirerek motor devriyle tekerlek devrini birbirine eşitleyerek bırakırsınız ve kurtulursunuz. Tamam çünkü aniden bir şeyler olabilir tabii ki trafikte. Bunlardan kurtulmanın yöntemidir.
aniden kaçmanız gerektiğinde iyi bir yöntemdir. Debriyajla birlikte bakış, sert bir itiş ve tekrar geri dönüş. Anlaştık mı? Neymiş hareket? Kıvırmaca. Tamam. Bol kıvırmacalı günler. Hadi iyi sürücüler.